Doktor Doktor Haydar Baş Bey. Bursa'da gerçekleştirilen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne Azerbaycan'dan da çok sayıda akademisyen katıldı. Bu isimlerden biri de Bakü İktisat Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ruşen Guliyev'di. Kapitalizmi insanın hapsedildiği, kapısı olmayan bir kaleye benzeten Guliyev, o kalenin duvarlarını sökebilecek tek model milli ekonomi modelidir dedi. Kapitalizm kendini bir kaleye, sanki bir kaleye sokmuş, kapısı olmayan bir kaleye sokmuş. Yani bu kapıda, bu kaleden çıkış yolu yoktu. Biz de kendimizi, onları özümüze ağa götürdük ve kendimizi bu kaleye soktuk. O kalenin divarlarını biz kırmalıyız. Ve o kalenin divarlarını sökebilecek, kırabilecek, bombalayabilecek o teorilerden farklı olan bu teoridir. Milli ekonomi modeldi ki o kapıları açacak ve bizleri tek Müslümanları değil, tüm dünyanı bu kaleden kurtaracak. Milli ekonomi modelini ilk okuduğunda ekonomi eğitimi olmayan bir insan bunu nasıl yazdı sorusunu sorduğunu ifade eden Profesör Doktor Ruşen Guliyev şu dikkat çekici ifadeleri kullandı. Sorun çıkır meydana. Kendim, ben ilk defa hocamın eseriyle tanış olduğumda milli ekonomiyle, bende sorun çıktı ki ekonomi eğitimi olmayan bir insan bunu nece yazdı? Nobel ödülü, yani büyük batı alimleri var, yani doğu alimleri de var. Ben itiraf edirəm, ekonomini iyi bilenler çoxdur. Niye bunu o yazdı? Niye o buna geldi? Ve bir hadis okuyanda her şeyi başa düştüm. Deyir ki, Allah rızkı isteyene verir, ilmi istediğine verir. Ve anladım ki o öz hemin bu insanlığı, beşeriyeti nicat veren bu elmi kime vermeliydi? Ehl-i Beyt yolunda mücadele eden adama vermeyip kime vermeliydi o bilimi? Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Ruşen Guliyev konuşmasının sonunda kapitalizmle milli ekonomi modelinin farklarını sıraladı. Kapitalizmde insanlar paranın kuludur. Bu dövrde yaşayırız, çok iyi biliriz. Para bizi kula çevirmiş. Öyle de ya yok. Tüm dünya ABD'den tutmuş bütün ülkelerde demek olar ki insanların %80'i bankalara borçludur ve o paraya kul olarak çalışıyor ki o paranı kaytarsın. Biz kendimiz de ile çalışıyoruz ki o pulu elde edelim. Ama baş sisteminde para insanların hizmetçisidir. Kapitalizmde devlet vatandaşları kullanır. Ama baş sisteminde devlet vatandaşların babasıdır. Baba da övladını kullanır mı? Ve en mühim mesele, kapitalizmde değer nedir? Kendime göre orada bir değer yoktur ama onlar deyirler ki insan haklarıdır. İnsan hakları değerdir. Hansı hakları? Erkeği erkeğin evlenme hakkını, erkeğin erkeğiyle, bayanın bayanla evlenme hakkıdır bu. Ya yoksa narkotik kabul etme hakkıdır. Bizim hanımımız Hollanda'dan gelipti, orada olduğu gibi. Onların değeri budur. Yani değersizlikti. Ama baş sisteminin değeri tevhiddi. Özü de çok adam tevhid hakkında danışır ama baş sisteminin değeri gerçek tevhiddi. Baş sisteminin değeri merkezinde Ehl-i Beyt olan bir tevhiddi. Hocam,
Buna göre biz sizi çok seviyoruz. Buna göre biz size inanıyoruz. Allah size ömür versin.